İyi misin kızım? Ne oldu bana? Bayıldın ya. Hatırlamıyor musun? Bayıldın mı? Gülendam. Mert. Dur, dur nereye? Mert. Dur, 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 dur. Mert. Ne oldu? Dur. Ay, dur, nereye? Dur. Mert geldi. Benim nişanlım geldi, beni almaya geldi. Gülendam'ın kocası Mert'i mi diyorsun? Hayır, hayır Mert. Benim nişanlım beni almaya geldi, biliyor musun? Biliyordum beni bırakmayacağını. Beni bırakmayacağını biliyordum. Ulan benim kardeşime saldırıyorlar. Motorun arkasında sürükleniyor. Bunu yaparken sen neredesin? Ya bebeğine bir şey olsaydı? Ya canına bir şey olsaydı? İşte o zaman gösterdim ben sana. Oğlum, ben kardeşimi sana emanet etmedim ben. Hı? Senin bu dünyadaki vazifen kocası olarak onu korumak, mutlu etmek demedim mi? Bu kızım gözünden yaş akarsa seninkinden kan getiririm demedim mi lan? Kızın hali ne böyle? Evet de Gülcemal Bey. Abi, ben kimseye haber vermeden çıktım. Mert'in de haberi yoktu çıktığımdan. Zaten sonra hemen koştu geldi hastaneye yanıma. Ne olur daha fazla germe beni ya. Zaten yeterince kötü bir şey yaşadım. Kızım ya sana bir şey olsaydı? Ya bebeğine bir şey olsaydı? Evet ama olmadı ya. Olabilirdi. Çok şükürler olsun olmadı ama. Olabilirdi. Tabii olsaydı üzülür müydün? Orası da meçhul yani. Ya kusura bakmayın ama ben gerçekten neyle suçlandığımı anlamıyorum. Bebek benim de bebeğim değil mi? Kes lan! Hala konuşuyor. Benim bebeğim dedim. Abi yeter ne olursun. Ne olur olmadı. Bebeğe bir şey olmadı. Benim bebeğim diyor. Ne diyor o? Benim dur. Sakin ol. Gel yalvarırım. Bebeğe. Yalvarırım gel konuşalım. Gel ben sana her şeyi anlatacağım. Lütfen bebeğim. Gel ya. Bebeğim gidiyor. Gülcemal. Önce nişanlımı çaldı. Sonra kız kardeşiyle evlendirdim. Hayır, hayır. Hayır mı? Ne hayır? Çalmış işte. Önce babamı aldı beni buraya getirmek için. Sonra evimi yaktı. Hiçbir yere gidemeyeyim, hiçbir yere kaçamayayım diye. Nişanlın öldü dedi bana. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Öldürmemiş ki benim nişanlımı. Ölmekten beter etmiş zaten. Gitmiş kız kardeşiyle evlendirmiş. Hasta psikopat ya. Ama ben bunun hesabını soracağım. Bunu ne? Gülcemal bilmiyordu. Onun nişanlın olduğunu bilse seni bu eve asla sokmazdı. Neyi bilmiyordu? Neyi bilmiyordu? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ne saçmalıyorsunuz? Tesadüf mü bu olanlar?
Benim nişanlım düğüne bir gün kala ortadan kayboldu, anladın mı? Bir gün kala nişanlım yok oluyor. Sonra Gül Cemal'in kız kardeşinin kocası olarak ortaya çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gülendam hamile. Duydun işte. Gül Cemal bunu kaza gecesi öğrendi. O geceden önce ne Mert diye birini biliyordu, ne de kardeşini evlendirmeyi düşünüyordu. Bebek kaç aylık? 2. Gel otur şöyle. Yavrum, bak, biliyorum anlaması çok zor. Ama nişanlın Gül Cemal daha bu şehre gelmeden çok önce birlikte olmuş Gülendam'la. Allah. Geçiyorum ben. Ne yaşatıyorsun bana böyle? Bak beni dinle şimdi. Biliyorum, öfkelendin. Haklısın da. Ama şimdi durman lazım. Sakin olman lazım. Gül Cemal'e hiçbir şey söyleme, tamam mı? Hiçbir şey. Neyini söylemeyeceğim? O alçak, yaptığı her şeyin hesabını verecek. Gül Cemal Mert'i öldürür. Ne olursa olsun bir bebek söz konusu. Sen Gül Cemal'e gerçekleri söylersen babasız kalır. Bunu mu istiyorsun? Ne yapayım o zaman? Tanımıyormuş gibi mi yapayım? Nişanlım, yeni karısı. Ben böyle aynı evde hep birlikte mi yaşayacağız? Ya? Bu ne saçmalık ya? Bu evden gideceksin. Sana yardım edeceğim. Sana yardım edeceğim. Sahi. Sadece bana biraz zaman ver. Cemal'e de sakın bir şey deme. Tamam. Oo, ayaklanmışsın. Daha iyi misin? İyi miyim? Bir şeyim yok. Sen neden bayıldın ki? Tansiyonum düştü herhalde. İyiyim ama. Hadi giyin üstünde, seni bir hastaneye götüreyim. Yok yok, hastaneye gerek yok. Ben iyiyim. Bir şeyim yok değil mi? Yemek de yemedin, halsiz kaldın tabii. Ondan tabii. Anacığım, sen de eve yatıştıracak bir şeyler hazırla. Tamam. Sen de güzelce dinlen bari. Gerçekten bizim için endişeleniyor musun? Bana ne yaptıklarını gördüm. Ama geri dönmedin. Evet. Şimdi niye buradasın peki? Mert! Kendine gel, sakin ol. Nasıl? Ya deva psikopat adamın yanındayken ben nasıl sakin olayım ya? Allah'ın belası, aşağılık herif. Başından beri her şeyin farkındaymış. Deva'ya göz koymuş.
Beni Deva ile ayırabilmek için öz kardeşiyle zorla evlendirdi o adam. Kızın koynuna da zorla mı soktu? Bir gecelik bir şeydi. Bir gecelik bir şey yaşadın, değil mi? Ve bunu yeryüzündeki en yanlış kişiyle, Gülen Damla yaşadın. Neyse. Olan oldu. Gül Cemal senin Deva ile nişanlı olduğunu bilmiyor. Bundan eminim. Bilsin seni o eve sokmaz. Nasıl ya? Niye yapıyor o zaman bunu bize? Beni bitirmek için yapıyor. Deva'yı onun için kendi tarafına çekti. Beni yok etmeye çalışıyor. Niye istiyor bunu yani? Sizinle alıp veremediğine bu adamın? O benim mesela. Sen Deva'yı istiyor musun, istemiyor musun? Ha, istiyorum. Ya ne fark eder benim isteyip istememem? Ben bu psikopat adamın elinden Deva'yı nasıl alayım? Benim gücüm nasıl yetsin buna? Sana ne vaat ettiğimin hala farkında değilsin, değil mi? Mesele sadece Deva'yı almak. Ben sana Gül Cemal'in yerine geçmeyi vaat ediyorum. Onun her şeyini, servetini, gücünü. Buna Deva da dahil. İstemez misin? Ne yapmam gerekiyor bunun için? Karını alıp o eve gireceksin. Hem Deva gözünün önünde olacak, hem de benim o evdeki gözüm kulağım olacaksın. Orada kuş uçsa benim haberim olacak. Al bu telefonu, bana bununla ulaşacaksın. Senin için. Karnındaki bebeğimiz. Ve bizim için bir şans daha verelim istiyorum ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Bana bir evlat vereceksin ve... ben sayende ilk defa bir aile sahibi olacağım. Ağlama sakın. Bak, gözünden akan her bir damla yaş için abin benimkinden kan akıtacakmış, duydun. Sen gerçekten gülüyorsun. İlk defa bu kadar içten güldüğünü görüyorum, biliyor musun? Dinlenmemiz lazım. Oh, ben şey... sana nevresim çıkarayım. Nereye? Koltuğa bak, rahattır bu koltuğa. Gece bir yat, eğer rahat edemezsen. Sen mi orada yatacaksın? Gel. Yani madem birbirimize bir şans daha vereceğiz, en azından beraber yatabilmemiz gerekmez mi? Hadi gel. Üstümüz başımızı bir değiştirelim. Şu eşyaları yerleştirelim. Ne üstü başı ya? Gel, böyle bir baştan garipsiyor insan ama yavaş yavaş alışıyorsun. Gel. Şöyle bir şey. Evet, gel. Evet. Ayakkabılar. Hoş geldiniz Zafer Hanım. Armağan odasında mı? Hayır efendim, salonda. Heh. Ne oldu? İpek nerede? Babasının yanına gitti. Ne Anlatmayacak mısın neler olduğunu? İşte adamın evine gittik. O adamın evine. Göreceğini gördü, duyacağını duydu. Konuyu kapattı. Sen de kapatacaksın. O adamdan da, o evden de uzak duracaksın. Durmazsan ne olur? Armağan. Beni zorlama. Ya velev ki zorladım. Ne yaparsın? Tabii. Buradan çok uzaklara yollarsın beni, değil mi? Hep yaptığın gibi. Gerekirse evet. Bir ya. Bir tanecik çocuğun var. Yani varın yoğun benim sözde.
Ama yıllarca yurt köşelerinde bıraktın beni. Ya benim çocukluğum annemi özleyerek geçti. Daha iyi bir eğitim alman için. Eğitime değil, anneme ihtiyacım vardı benim. Yok anne. Artık olmaz. Yıllarca beni kimden veya neden kaçırdım bilmiyorum. Ama karşında o küçük çocuk yok artık. Büyüdüm ben. Buradayım. Kaçmak yok. Gitmek yok. Ne biçim laflar bunlar? Kimse bana istemediğim bir şeyi zorla yaptıramaz. Buna sen de dahilsin anne. Ancak ben istersem giderim. Arman. İnanamıyorum ya. Resmen karşıma geçip ben burada kendi isteğimle kalıyorum dedi. Gülcemal Bey için yapacakmış artık tasarımlarını. Baba neye güveniyor bu kız? Kime güveniyor da bu manyağın yanında kalıyor? Bana. Ne? Deva'ya o evde kalmasını ben söyledim. Şu an için doğru olan o evde Gülcemal'in yanında kalması. Ben ne diyorsam onu yapıyor. Baba saçmalama, ben inanmıyorum şu an buna. Sen sağlıklı düşünemiyorsun, farkındasın değil mi? Deva sorgusuz sualsiz bana itimat etti. Orada kalacaksın dedim. Kendi ayağıyla o eve gitti. Ama öz kızım bana itimat etmiyor, öyle mi? Hayır, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey babacığım, ediyorum tabii ki ediyorum. Ama anlamıyorum neden? Bana başka bir şey sorma. Zamanı gelince her şeyi öğreneceksin. Gülendam. Bebek benim de bebeğim değil mi? Gülcemal bilmiyordu. Mert'i öldürür. Onu öldüreceğim. Çoktan başladım bile. Öldürmek derken öyle Buck Johnson tabancasını alıp dan diye öldürmeyi kastetmiyorum. Öyle değil. Onu yüreğimde öldüreceğim. Artık sevmeyerek. Ve bir gün büsbütün ölecek. Çünkü birini sevmeyi bıraktığında içinde ölmeye başlar. Demek sen de biliyorsun şeker portakalını. 10 yaşındayken okumuştum ben o cümleyi. Okuduğum gibi inandım. Çünkü demek ki birini sevmeye devam ettiğin sürece o kişi yaşıyor olacak. Yani ben annemi sevmeye devam ettiğim sürece buradan benim annem hayatta olacak, benim annem yaşıyor olacak. O yüzden ne kadar kızsam da ona, ne kadar kırgın da olsam onu sevmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Ortak yönlerimiz çoğalıyor. Ben bu kitabı 14 yaşında Islaevin'de okudum. Islaevin'de mi? Hı. Oralarda pek bir şey yoktur. Yapılacak en iyi şey okumak. Ben de öyle yaptım. Elime geçen tüm kitapları okudum. Ama bir kitabı Islaevin'in kütüphanesinden aldım. Bu kitap. Aa bak, burası çok güzel. Acı çekmek ne demekmiş? Asıl şimdi anlıyordum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı, kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insana sırrını kimselere anlatmadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.
kolları başı hep dermansız bırakan, yastıkta öbür yana dönme isteğini bile söndüren bir şey. İşte Zeze denen bu çocuğun hikayesi, acısının tarifi. Sanki benim içimdeki acı gibiydi. Sonra defalarca okudum. Aynı Zeze gibi sırrımı hiç kimseye söylemeden ölüp gitmeyi diledim. Ölemedim. Bir çocuğa sırrını kimselere söylemeden ölmeyi diletecek bir kader nasıl bir kaderdir ki? Ölümden bile beter kaderler vardır uzun kirpik. İşte öyle bir kader. Niye girdin ısla evine? Sen neden 2 saattir ağlıyorsun? Yanlış anlamışsın. Ağlamıyordum ben. Tamam. Öyle olsun. Öyle olsun. Biraz daha okur musun? Portuga dedi Zeze. Ben senin yanından bir daha hiç ayrılmak istemiyorum biliyor musun? Niye dedi Portuga? Çünkü dünyanın en iyi insanı sensin. Senin yanındayken kimse bana zarar vermiyor. Ve kalbimde mutluluk güneş gibi parlıyor. Vallahi evi yakan kızı ödül verir gibi aldı odasına. Bana sorarsan bu kıza tutuldu abin. Tutulmak ne anne? Gülcemal abi aşık mı oldu yoksa? Yeter insanları çekiştirdiğiniz. Sen al hadi şundan ye biraz, aç kalma. Bebek için iyi değil aç kalmak. Ceviz koydum bak ondan da ye. Ne oldu? Niye düştü suratın? İyi misin? İyiyim iyiyim. Midem bulanıyor da benim biraz. Ay, ay çok fena o bulantı. Ben ilk 3 ay ağzıma hiçbir şey koyamadım bu narin yüzünden. Ben mi yaptım? Sen yaptın. Ama sonra seni benim kucağıma verdiler. Ben her şeyi unuttum. Canımın içi. Sen de bebeğini kucağına alınca içinde akan deli sular durulacak, dinginleşeceksin. Hamilelikte üzgün olmak normaldir öyle değil mi? Öyle. Dur otur sen, otur. Ne lazımsa ben getiririm. Yürümek iyi geliyor da bana. Hem bir Mert'e bakmış olurum. Deva. Tamam. Şşş.
Deva konuşalım. Dokunma bana. Sessiz ol, Deva duyacaklar. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Gel buraya. Konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Bir şey bırak. Bırak diyorum kolumu. Bırak. Bırak. Dokunmayacaksın bana. Bırak. Devam. Kızdım. Öfkeli seni biliyorum. Tamam. Lütfen anlatacağım. Sen saçmalıyorsun ya. Ne yaptın? Sarıyorsun sen. Mert. Anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Neyi anlatacaksın? Kınamızın olduğu gün ortadan kayboldun. Düğünümüze gelmedin. Ben günlerdir babamla neler yaşıyorum sen biliyor musun? Aramadın, hiçbir şeyin haberini vermedin. Mesaj attım ya sana Deva. Yazdım ya. Kim o? Nişanlım değil mi? Ne yazdın? Aşkım, kusura bakma şu an ben başkasıyla evlenmekle meşgulüm. O yüzden düğünümüze katılamayacağım falan mı yazdın? Şş, gibi bir şey yazdım Deva. Hatırlamıyorum tam ama açıklayacağım diyorum. Neyi açıklayacaksın? Neyi açıklayacaksın? Evlenmişsin. Evlenmişsin. Zorla evlendirildim. O tulu hastası Gülcemal var ya, beni tuttu, uçurumdan aşağı sallandırdı, evleneceksin dedi. Öyle mi? Kızı da zorla mı hamile bıraktın? O bir hataydı. Devam. Bir tanem bir hata yaptım. Dokunma sakın, dokunma, dokunma. Deva, Mert'im ben. Senin sevdiğin Mert'im ben. Lütfen, lütfen bak tartışacak zaman değil. Ben seni buraya oradan çıkarmaya geldim. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Sen ne dersen de. Seni buradan çıkaracağım. Sana kendimi affettireceğim. Arkandan da ben geleceğim. Karını, bebeğini bırakacaksın öyle rahat rahat. Buradan çıkıp gideceksin yani. Öyle mi? Bu kadar kolay mı? Hı? Zorla evlendirdiler beni. Adam çekti silahı, alnıma dayadı. Öldüreceğim dedi seni. Ne yapsaydım Deva, bağırtırma beni. Ölecektin o zaman. Duydun mu? Ölecektin. Hadi diyelim Gülcemal seni zorla evlendirildi. Kafana silah dayadı, uçurumdan attı falan. Hamile de zorla mı bıraktırdı seni kızı? Hamile bırakmışsın. Bırak. Sen beni aldattın. Duydun mu? Hayatımızda Gülcemal falan yoktu. Adını bile duymamıştık. Ama sen beni aldattın. Sen bana ihanet ettin. Affettireceğim. Ne affettirmesi? Ne diyorsun sen? Affedeceksin. Affedeceksin. Buradan birlikte çıkacağız seninle. Gülcemal ölür de bırakmaz beni. Yapma ya. Yapma ya. Hangi sıfatla tutuyormuş seni burada Gülcemal? Ben onun için çalışıyorum. Mert! Hikayeler bunlar. Ne zannediyor Gülcemal? Böyle batıracak mıymış Zafer Hanım'ı ha? Batırır. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. O hava çıktım zannediyor ya. Kendisi hava olacak. Boş durmuyor Zafer Hanım. Beni Zafer Hanım soktu buraya. Mert! Mert! Duymasın konuştuğumuzu gel. Artık hiç fark etmez çünkü şimdi gidip Gülcemal'e her şeyi anlatıyorum. Sus, saçmalama Deva. Deva saçmalama bizi düşün. Mert! Gülenden.
Ne yapıyorsun burada? Ne bileyim, daraldım biraz, bir de burada kalacakmışım ya artık. Böyle bir evi tanıyayım dedim. İyi, hadi kahveler hazır. Tamam. Yanağına ne oldu? Kaşınıyorum ben. Botanik bahçesi gibi yer yer. Buralarım da fena. Çizdim her yerimi vallahi. İçmedin kahveni, sevmedin mi? Yok. Ben müvekkilimi arayacaktım ya. Dur, geliyorum bir dakika. Söyleyecek manyak. Sana 3 gün. O çocukları buraya getir. Gülcemal abi, abim benim. Ben o çocukları bulurum. Ama 3 gün çok az değil mi? Oğlum, İstanbul'un bütün sokakları sende değil mi? Çalınan ne varsa, çantası, teyip, püsürüğü sana uğramıyor mu? Ben görmeyeli iş mi değiştirdin lan? Yo abi, öyle zaten. Ama senin bahsettiğin sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi bir şey. O çanta bana gelmeden abi ben nasıl çocukları bulayım? Onu da sen düşüneceksin artık Semih. İstanbul'a dön dediğimi yap hemen. Abi bugün gitmesem zaten bugün geldim. Yarın gideyim, hem çocukları da görürüm. Ulan ben seni buraya turistik gezi yap diye mi çağırdım? Tamam abi. Tamam, yapacağım. 3 gün. Zaman aleyhine işliyor seni. O herifleri bul, getir bana. Eğer getirmezsen hiç acımam. Seni böyle tutar atarım. Abi tamam. Abi tamam. Abi ne seveyim abi? Abi gözde ne var ki abi? Abi. Bilmek istemezsin. Ama dediklerimi yapmazsan öğreneceksin. Ne var ki gölde? Timsah. Hiç komik değil. Ben hiçbir zaman komik olamadım ki. Piranalar var. Ne? Ciddi misin sen? Şaka yapmadım, bilmen lazımdı. Evine gölet yaptırıyorsun, içine pirana atıyorsun, sonra da insanları bunun içine atmakla tehdit mi ediyorsun? Kaçıncı seviye bir psikopatlık bu? Ben olsam böyle tanımlamazdım. Yani yapıyorsa vardır bir bildiği derdim. Bak, senin karşında psikopat yok. Sadece ailesini, kardeşini korumaya çalışan bir adam var. Hepsi bu. Böyle mi koruyorsun kardeşini? Bu çocukları bulunca ne yapacaksın? Piranalara mı atacaksın? Benim bir tane kardeşim var. Başka da hiç kimsem yok. Eğer o üzülürse, ailemin kılına zarar gelirse neler yapacağımı tahmin bile edemezsin. İşte o zaman bu piranaların hafif kaldığını anlarsın uzun kemik. Sen neden buradasın? Söyleyecek bir şey olduğunu hemen anlarım, biliyor musun? Söyle. Sakın sakın. Gitmek istiyorum. Kalamam ben burada. Ama İtalyanlarla anlaşma yaptık. Bana dün gece kalacağım dedin. Bugün gitmek istiyorum. Kalırsam ölürüm. Sen ölemezsin. Allah aşkına bırak beni, gideyim. Ben varken sen ölemezsin. Yani inşallah. Kaçarım o zaman. Kaçamazsın. Nereden biliyorsun?
Ben her şeyi bilirim. Ayrıca sen nereye kaçmış olursan ol, nerede olursan ol, ben seni buldum. Bunu sen de biliyorsun. Ne istiyorsun benimle? Gerçekten. İstediğin ne? Sadece benimle çalışmanı istiyorum. İtalyanlarla anlaşma yaptık. Sen de bana söz verdin. Bu markayı birlikte büyüteceğiz. Son bu başkanın kızının nişanıyla ilgili söylediğin şeyleri hallettim. Güzel. Kendimizi Bursa'ya takdim etmenin zamanı geldi ha. İbrahim amca niye devamlı orada kalmasını istesin ki? İşte ben de onun cevabını arıyorum Armağan. Ya babam... Niye Deva'nın orada kalmasını istiyor? Deva'nın orada kalması kimin ne işine yarıyor? Gerçekten çözemiyorum ya. Sen neden canın sıkkın? Sence bu çocuklar kim olabilir? Zafer anne mi bu? Armağan yani bizim mahalledeki ablalar gibi bu ne rüküşlük. Ben öyle demek istemedim yani özür dilerim yanlış bir şey söylemek istemedim ama böyle görünce de şaşırdım yani. Sorun değil. Ben de görünce bayağı şaşırdım. Kim olabilir bu çocukları pek? Hiç bilmiyorum Armağan keşke bilsem. Demek seni görünce bayıldı ha? Konuşmuyor Deva benimle, yüzüme bile bakmak istemiyor. Üstüne gitme. Biraz zaman ver, affedecek nasılsa. Evde durumlar nasıl? Ya sen nasıl bir yere soktun beni ya? Manyak bu herif, manyak manyak. Ay şimdi daha su koy veriyorsun. Hayır da yani. Yani ben sana söyledim, o korkunç bir adam. Deva ile birlikte o evden çıkmak istiyorsan bana yardım edeceksin bu. Ediyorum ya. Daha bir şey göremedik vallahi. O evde ne olup bitiyorsa bana haber vereceksin. Önemli önemsiz demeden. İyi, o zaman ilk istihbaratımı bildiriyorum. Gül Cemal başkanın kızının nişanı var ya, oraya gidecekmiş. Başka? Yok, başka bir şey yok. Sana da iyi günler ya. Emrullah! Zafer Hanım. Kuyumcu Fehmi Bey'i ara. Başkanın kızı için şöyle şık bir hediye hazırlasın. Nişana gitmeyeceğim demiştiniz. Gitmeyecektim ama Gül Cemal Yılan'a oraya gidiyormuş. Bursa'ya kendini takdim edecek. Ortalığı boş bırakamam. İyi günler hanım. Allah'ın cezası. Gör hanım. Canım. Ne güzel. Ne oldu? Sen haklıydın. Benim bir an önce bu evden kaçmam lazım. Kalamam ben burada. Ama nasıl kaçacağımı bilmiyorum. Yani daha önce denedim zaten biliyorsunuz. Kaçamadım. Bana yardım etmeniz lazım. Kardeşinle babandan yardım al. Böylece kaçman daha kolay olur. Gül Cemal izin vermiyor ki. Verir. Gül Cemal sana güveniyor. Ne biliyorsun? Kim kendisini vuran bir kızla aynı odada uyur ki? Tamam. Bu akşam konuşacağım. Senin için yapabileceğim bu kadar. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Keşke. Bana neden yardım ediyorsun? Mecbur olduğum için. Hem Mert'le aynı evde kalman olmaz.
Yoksa buradan gitmeni asla istemezdim. Asla. Teşekkür Korkma. Kimse görmedi girdiğimi. Bir de utanmadan burada mı kalıyorsun gerçekten? Bu mu mabediniz? Sen bana hesap mı soruyorsun hala? Şimdi dışarı çık yoksa bağıracağım. Bağıramazsın. Bağıracak olsaydın söylerdin zaten Gülcemal'e. Geberip gitmek mi istiyorsun? Hı? Ne istiyorum? Bu saçlar benim de ya. Çek elini. Mert. Gözler benim de. Mert. Bu dudaklar. Mert ne yapıyorsun? Sen benimdin. 10 gün ya. Mert, çekilir misin? 10 gün öncesine kadar biz seninle evleniyorduk, yuvamızı kuruyorduk. Sen benimle. İlk defa hayatımda ilk defa bir ailem olacaktı, bir evim olacaktı benim. Gülcemal denen herif çıkmasaydı sen şimdi karım mıydın? Çekil Gülcemal'le hiçbir alakası yok bunun. Sen bozdun. Sen benimle evlenirken zaten başka biriyle aldatıyormuşsun beni. Biriyle birlikte olmuşsun, hamile bırakmışsın. Şimdi gelmiş Gülcemal'le beni mi suçluyorsun? Bir de hesap soruyorsun. Hiç utanmıyorsun da. Köpek gibi seviyorum seni ya hala. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Biliyorum. Yoksa ne yapardın biliyor musun? Söylerdin Gülcemal'e. Çıkarırdı, vururdu benim alnımın ortasından. Biterdi bu iş, unutamadın sen de beni. Öfkelisin şu an biliyorum ama geçecek. Unutacaksın sen de. Biliyorum, hatırlayacaksın beni, sevgilini. Hatırlamayacağım. Hatırlamayacağım. Öldün sen. Bitti. Ölmedim Deva. Ölmedim, buradayım bak. Bak bak bana bak, bana bana. Gözlerimin içine bak Deva. Her zerremle, her şeyimle senin için yaşıyorum ben. Bu cehenneme senin için girdim. Sen öldün. Birini sevmeyi bıraktığında içinde ölmeye başlar. Ben seni sevmeyi bıraktım. Bana birkaç tane portakal fidanı lazım. Çık. Çık, 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 çık. Seni yoktan var eden Allah. Topraktan bir fidanı mı çıkaramayacak oğlum? Sen dediğimi yap. Ne bu surat? Yok bir şey. Sen niye sürekli kapıyı çalmadan içeri giriyorsun ya? Kendi odama girerken kapıyı mı çalacağım? Müsait olmayabilirim, değil mi? Tamam, bir dahaki sefere ararım seni. Nasıl arayacaksan. Hani telefonumu da aldın ya elimden. Unuttun herhalde. Hayır, unutmadım. Ben hiçbir şey unutmam. Belki de bu benim en büyük lanetimdir.
Telefon. Yani normalde acil durum telefonu. Ama bire kendimi kaydettim. Yalnızca beni arayabilirsin. Ben de seni. İnternette yok. Acil bir durum olursa beni aramak istersen bire basman yeterli. Ben niye seni arayacakmışım ya? Ben seni arayacağım. Parmaklarını kırarsın. Biliyorum. Beğenmediyseniz geri göndereyim. Armağan yakında her şeyi öğrenecek. Daha ne kadar saklayabilirim? Yani aslında Armağan Bey'in o nişandakilerle işi olmaz. Zaten kendisinde pek dışarı çıktığı söylenemez. Yakında sokağa yayılacak. Sokaktaki dedikodunun ona ulaşmasını engelleriz. Siz endişelenmeyin. Nasıl engelleyeceğiz? Mutlaka bir şey yapmak zorundayım. Kesin en kocaman düşmüştür. Oo. Kıyamet kopacak demek ki. Neden? Seni buraya Cebrem ve İle'yle getirmedik ya. Kendi ayağınla geldin o bakımdan. Babam hep sobada yapardı bize kestaneleri. Şu en dolgun, en kocaman olanı da var ya böyle hop diye kaçıveriyordu soba deliğinden içeri. Yazılı olmayan hayat kuralı. Kestaneyi seviyorsun ha? Kestane sevilmez mi? Ayrıca Bursa'dayız biz. Kestanenin harman olduğu yer. Kim sevmez ki? Annem sevmezdi. Babam hep sobada yapardı bize kestaneyi. Teker teker suya önümüze koyardı. Kendi bir tane bile yemezdi. Senin annen... Yaktık be kestaneyi. Öyle bedavaya kestane yok uzun kirpik. Hadi şunları soymaya başla. İçecek bir şeyler koyayım ben de. Babam elimiz yanmasın diye kestane soymamıza izin vermez. Kendi soyar verir bize hep. Bak kocaman kız olduk. Hala bile izin vermiyor biliyor musun? Babamın evinde prensestim. Burada kül kedisi muamelesi görüyorum diyorsun. Baban iyi adammış. Dünyanın en iyi insanıdır o. Hem babalık yaptı bize hem annelik. Bir dediğimizi iki etmedi biliyor musun? Hep gönlümüzü hoşturttu. Tek bir damla gözyaşı bile akıtmadı bizden. Orti. Vallahi en iyisi bu. Ah. Kaybolan değerimiz. Peki gerçek baban? Ona ne oldu? Sen nereden biliyorsun bunu? Babamın kim olduğunu öğrenmeyi, bir kere yüzünü görmeyi diliyorum. Amin. Ben her şeyi bilirim. Ama söylemek istemiyorsan sen bilirsin. Gerçek babamı hiç tanımadım. Ben daha bebekken ölmüş yani. Bir yılan öldürmüş onu. Yılan mı? Sonra annemi
İbrahim Usta diye biriyle tanıştırmışlar. Onun da bir kızı varmış. Karısı doğum yaparken vefat etmiş. İpek işte benim kardeşim. Annem İpek'e annelik yaptı. İbrahim baba da bana babalık yaptı. Vay be. Ne insanlar var. Kimi kendi kanından olmayan bir çocuk için canı pahasına annelik babalık yapıyor. Kimi de kendi canının parçasını sokağa atıyor. Babama bakmama izin verir misin? Lütfen. Gündüzleri gideyim hastaneye en azından. İstiyorsan adam ver yanıma. Bak söz veriyorum ben buraya döneceğim. Lütfen. Karşılığında ben de bir şey isterim ama. Sen karşılıksız hiçbir şey yapmaz mısın? Bu soruyu daha önce sormuştum. Bak. Yarın akşam bir nişan daveti var. Bursa'nın tüm kalburuşlu insanları bu davete gelecek. Tabii ben de gideceğim. Sen de bu davete benimle katılacaksın. Gelmem kardeşinle git. Gülenmem olmaz. Orada görmek istemeyeceği insanlar var. Seninle toplum içinde çıkacağım falan mı sanıyorsun? İyice delirdin. Babanı görmek için de mi gelmez? Gelmem. Peki benim de gelmen için ne yapmam lazım? Şu gökteki yıldızları saçlarıma indirirsen gelirim. Yani hayır. Abin bayağı iyi takılıyor yukarıda yani Sera'nın orada. Yani? Yani? Bana mı bu abinizin öfkesi bir tek bana mı yani? Keyfi çok yerinde şu an. Abimin bir şeylerden mutlu olmasına seviniyorum. Da yani ne ara? Ne ara bu kadar hemen güvenildi bu kıza odayı almalar falan böyle? Tanıdık canım işte yeterince. Ayrıca... Bence sen de tanısan iyi edersin. O kızla bu evde bayağı böyle birlikte uzun zamanlarımız geçecek. Niye? Çünkü abim o kızla evlenecek. Abin kendisi mi söyledi sana bunu? Hayır. Ama ben biliyorum. Bu kız. O kız. Abimin hayatını değiştirecek. Annemin bedduasını ortadan kaldıracak. Abimi içten sevecek kız o. Göreceksin. Hadi inşallah ya vallahi. Hayırlısı ne güzel olur öyle bir şey alırsa değil mi? İşte ben bir yüzümü yıkayayım mı? İşte yatarız sonra. Evet evet bak sen keyfine nasıl istiyorsan. Evlenir ben buradayken. Thank you.
bebeğim o kadar küçük ki mezarın bile olmadı. Allah, 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 ne olursun beni affet, ne olursun. Allah'ım ben böyle olacağını bilmiyordum. Bilmiyordum. Allah'ım bana bir şans daha ver. Allah'ım sana yalvarırım ne olursun bana bir evlat daha ver. Bana bir şans daha ver ne olur. Bu defa söz veriyorum verdiğin emanete canım gibi bakacağım. Canım gibi kollayacağım onu. Allah'ım lütfen. Lütfen Allah'ım lütfen. Lütfen. Ne olursun beni affet Allah'ım. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Yemin ederim askeriye burası ya. Yat, kalk, otur, ye. Allah aşkına sabah sabah ne oluyor? Araba hazır aşağıda seni bekliyor. Ne olacak? Ne arabası? Niye beni bekliyor? Babana gitmeyecek miydin sen? Nasıl yani? İzin mi verdi? Evet sabah konuştum Gülcemal'le izin verdi. Babama mı gidiyorum ben şimdi? Evet. Ay diyor, hemen hazırlanıyorum o zaman. Allah. Zafer Hanım'ın aldığı hediyeden güzel olmazsa buluşuruz ha. Hiç merak etmeyin efendim. Hem fiyatta hem de gösterişte. Mukayese dahi edilemez. İstiyorum. Siz nasıl isterseniz efendim ama aldığınız çok daha gösterişliydi. Yok yok bu başkanın kızına değil başka birine. Patron? Yıldızları saçına yağdırmam gereken biri var da. Bunu yan yana zincir üzerinde taç gibi toka gibi bir hale getirebilir misiniz? Tabii ki efendim memnuniyetle hazırlarız. Ancak sadece bu yıldız bile tek başına 8.000 dolar. Size maliyeti çok küçük olur. Sana fiyatını sorduk mu Fehmi? Fehmi'ydi değil mi? Evet efendim. Yapabilir misin, yapamaz mısın onu söyle. Hayır efendim elbette yaparım. Bir hafta içinde de elinizde olur efendim. Bugün. Akşam elimde olacak. Anladın mı? Tamam efendim. Şu Mert'i elime ben bir geçirsem var ya... Ya böyle tesadüf olur mu? Ya Gülcemal'i az çok ben de tanıyorum artık. Bu adam Mert'in Deva'nın eski nişanlısı olduğunu bilmiyorsa bile en kısa zamanda öğrenir. Öğrenince de o ağzını burnunu inşallah bir güzel kırar. Ya fazlasını bile yapar. Adamın Deva'ya takıntısı var takıntısı. Baksana nişana gitmeyeceğini bile bile sırf babasını görmesi için onu buraya yolladı. Sessiz olsanıza. Babam uyuyor içeride, sesiniz geliyor. Konuştun mu babamla? Konuştum. Neden orada kalmam gerektiğini söylemiyor. Sen sabret, ben çıkıp gelip alacağım seni diyor ya. Vallahi ben hayretler içindeyim ya. Şu durumda bile çık oradan demiyor. Ne var ya bu evde? İbrahim amca bile Gülcemal'e güveniyor. Ben ilk defa babamın sözünü çiğneyeceğim. Kalamam o evde. Ama
Ama yardım etmeniz lazım bana. Nasıl kaçacağım ben tek başıma? Sizden başka kimsem yok. Yardım edin bana bir şekilde. Bir şey yapalım. Tamam edeceğiz, tabii ki edeceğiz. Ama ne yapacağız? Nasıl olacak? Bilmiyorum. Ben yaparım. Seni o evden çıkarırım. Ama bugün değil. Bir gün daha beklemen lazım. Harman sen benim canımsın. Biliyorsun değil mi? Kuaför geldi, aşağıda seni bekliyor. Hadi giyin. Tam bir saatim var. Ben sana senin de davete gelmeyeceğim demedim mi? Hayır. Böyle bir şey demedim. Yıldızları saçlarıma indirirsen dedin. İndirdin mi? İşte istediğin oldu. Yıldızları saçlarına indirdim. Hadi giyin şimdi. Gerçekten yıldızları saçlarıma indirdim. Canım, senin için hazırladım bak. Hadi ye bunlardan, çok faydalı. Yok istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Kilo yapıyor. Akşam oldu, biz bu akşam yemeğini yemeyecek miyiz? Yoksa yemek yemek için de Gülcemal Bey'in komutunu mu bekliyoruz? Aa, hayır canım, onlar zaten yoklar ki bu akşam. Nişana gidecekler. Başkanın kızının. Sen yemek istiyorsan eğer yiyebiliriz değil mi Garan? Hazır yemek. Hazır. Yok, şeyi anlamadım ben. Onlar dedin ya, onlar kimler? Hoş geldin canım. Hoş bulduk anacığım. Abicim. Söyle abi. Hayırdır? Kıza elbise almışsın. Ne var bunda? Yani ne bileyim. Gülcemal Bey'den hiç beklenmeyecek hareketler. Yani sen ve bir kadına elbise almak. Ne alakası var? Daha da mı mıyım ben? Evet. Tövbe tövbe. Takılıyorum ya. Ya abi bir şey soracağım. Yani tamam bu jestler, bir elbise almalar falan bunları anladık da... ...şimdi siz bu davete gideceksiniz yani beraber.
yani siz ikiniz yani tam olarak oraya yani ne olarak gidiyorsunuz? Onu şey ettim ben. Deva benim sağ kolum olacak. Tamam mı? İçin rahatladı mı? Allah Allah. Hadi nerede kaldı bu kız? Deva! Deva bir saatin çoktan doldu. Geldim. Aynen öyle. Dediğim saatte orada olacaksın. Kızı alıp sağ salim İstanbul'a götüreceksin. Tamam, bir değişiklik olursa ben seni arayacağım yine. Armağan, ne yaptın? Her şey tamam. Ya ben korkuyorum ya. Ya beceremezsek? Merak etme. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Deva yarın o hastaneye gidecek, İbrahim amcanın odasına girecek ve bir daha da o odadan çıkmayacak. Nasıl olacak ki o? Çıkarken özellikle baktım. O da Deva'nın atlayabileceği yükseklikte. Gülcem Ali'nin adamları kapıda beklerken Deva camdan atlayacak ve yolda onu bekleyen araca binip uzaklaşacak. Oradan da ver elini İstanbul. İstanbul'da da sağ salim güvenli kalacağı bir yer ayarladık. Armağan, o Gülcem Ali psikopatı bunu fark ederse var ya bize kan kusturur. Ay, inşallah bir problem olmaz. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Hayır, hayır. Başkanım, hazır gelmişken şu bizim ruhsat işini de halledersem. Gerekli prosedürler devam ediyor. Sonuçlanır sonuçlanmaz bilgilendireceğim seni. Beyler, bari bugün devlet işlerini bir yana bıraksanız, ha? Doğru. O da doğru. Zafer Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size yerinizi göstereyim. Zafer Pehlivan geldi. Ah. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi görmek ne kadar güzel. Sağ ol. Zafer Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ah canım benim. Zafer Hanım, çok iyi gördüm sizi. Ah, teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Koşturuyoruz. Ne güzel. Efendim, tebrik ediyorum. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz efendim. Tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Canım. Tebrik ediyorum. Buyurunuz. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız, koşturma? Evet. Evet, çok heyecanlı. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. İsim alabilir miyim? İyi akşamlar. Güls Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Lütfen buyurun. Koluma girsen mi? Gerçi kolunu kırarsın daha iyi, değil mi?
Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Geliyorum hemen. İyi akşamlar Zafer Hanım. Hemen git buradan. Nedenmiş o? Burası benim şehrim. Bu insanlar benim ahbaplarım. Onlara geçmişi hatırlatmanın hiçbir yararı yok. Kendini tanıtacaksan da üstün körü tanıt. Emrin olur. Bu itibarı kazanmak için çok uğraştım. Buradakilerin çoğu kim olduğunu unutmuş. Sen iki çocuğunu yüzüstü bırakıp sevgilisine kaçan kenar mahalleli bir kadından başka bir şey değilsin. Buradakiler hatırlayacak diye çok korkuyorsun değil mi? Sabrımı taşırım. Taşsın. Taşsın. Ben senin sabrını taşırmak için geldim zaten. Hadi. Gücün yetiyorsa durdur beni. Başkanım iyi akşamlar. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Pardon. Dilerim uğur getirir. Teşekkür ederim. Çok incesiniz. Ne demek? Güle güle kullansın. Siz hanımefendi Zafer Hanım'ın yanında çalışan... Deva. Memnun oldum. Deva Hanım artık benimle çalışıyor. Yeni bir marka kurduk. Fırsatımız olursa tanıtımını yaparım size. Baş tasarımcımız Deva Hanım olacak. Tebrik ederim. Hanımefendiyi Zafer Pehlivan'dan almak için nasıl bir vaatte bulundunuz merak ettim. Devacığım. Zafer anne. Bu arada geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Salonda birçok yatırımcı Güs Holding'de anlaşmalar yapmış. Bizden de ihale almışsınız. Ama isminizi dahi bilmiyoruz hiçbirimiz. Öyle oldu başkanım. Açıkçası aramızda merak konusu oldunuz. Hanımlar, beyler, bugün aramızda özel bir konuğumuz var. Hepimizin işbirliği yaptığı ama kendisiyle tanışma şerefine ulaşamadığımız Güs Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Öyle bir gizem oluşturdunuz ki henüz adınızı bile öğrenemedik. Milyonluk anlaşmaları yapıp yüzünü görmeniz bu kişiyi çok merak ediyorduk. Eyvallah, eyvallah. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Niyetim sizi merakta bırakmak değildi. Yüz yüze gelip tanışmak istedim. Aslında hayatımı uzun zamandır buraya taşımak gibi planlarım vardı. Sizler normalde beni tanıyorsunuz. Kiminiz şahsen, kiminiz gıyaben. Ben de buralıyım, memleketim burası. Ama şimdi daha da merak ettik. Buradan gideli çok uzun zaman oldu. Gerçi gitmek de denmez. Sürgün gibi bir şeydi. Belki kötü bir çocuktum, bilemiyorum. Sürgün edildiğim bu şehre gelmem de 25 yılımı aldı. Ama çok şükür başım dik olarak memleketime döndüm. Eminim babam hayatta olsaydı benimle gurur duyardı. Benim adım Gülcemal.
aslında hepinizin tanıdığı, hikayesini bildiği kunduracı Saim'in oğlu Gülcemal. Şu anda burada tanıştığınız kişi de kunduracı Saim'in oğlu Gülcemal. Değişen bir şey yok yani. O zaman yeniden aramıza hoş geldiniz Gülcemal Bey. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Çok memnun oldum Gülcemal. Sağ olun, ben de öyle. Tövbesi. Ne bu halin? Yüzün kirece kesmiş. Davete geldi o yılan. Kim? Gülcemal mi? Başka yılan mı var Atoş? Ay ya, bir sakin ol. Ay sakin olamam. Orada Bursa'nın kas sanayicisi vardı, sen biliyor musun? Kaç milyonluk anlaşma imzalamış hepsiyle. Ya yanına da devayı almış, böyle gösterecek benden çaldıklarını. Ya ya, gücünü gösterdi, gücünü gösterdi herkese. Benim yıllarca uğraşıp kazandığım itibarı iki günde kazanmış. İki günde. Ya herkes hikayeyi öğrendi. Bilmeyenler de yakında öğrenir artık. Çok fena olmuş. Çok. Armağanı buradan göndermem lazım. Nasıl? Göndereceğim mi kuzumu? Mecburum Atoş, mecburum. Hemen hazırlıklara başla. Kimsenin haberi olmasın, anladın mı? Hanımım. Lütfen, lütfen Atoş, itiraz etme. Yok, ona değil. Ona itiraz edeceğim ama sonra. Önce başka bir şey var. Ne? Ben bir şey duydum. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Bu kadar yediğin nereye gidiyor diye bakıyorum. Kurt vardır belki de. Sen benim lokmamı mı sayıyorsun? Buralı olduğunu söylememiştin. Sormadım ki. Çünkü merak etmedim. Peki şimdi merak ediyor musun? Yok. Eyvallah. Çok zeki birisin. Öyle mi? Hı. Beni buraya getirmen, hatta ben buraya geleyim diye bilmem kaç bin dolar döktüğün yıldızlar falan, bu davete güzel bir kadınla katılman için değildi. Ne içindi? Bursa Sosyetesi'ne kendini takdim ederken güç gösterisi yapmak içindi. Her şeyi aldım. Zafer Pehlivan'ın en iyi tasarımcısını bile. Zafer Hanım'ı da arkasına bakmadan göndermeyi başardın. Tebrikler. Sen kendini çok mu güzel sanıyorsun? Hı? Yani ben böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum.
Aa, Deva. Aa, senin. Gözlerime inanamıyorum. Ne yapıyorsun sen burada? İyi, İrem benim şirketin arkadaşım. Ne kadar uzun zaman oldu, öyle değil mi? Ay evet ya, çok oldu. Çok şaşırdım ya gerçekten. Değil mi? Bir ara evleneceğini duymuştum. Eşin mi? Yok, Allah korusun. O zaman Deva, bu dansı bana lütfeder misin? Edemez kardeş. Çünkü bu dans için bana söz verdi. Ha, öyle mi? Öyle. Ben sana dans olan söz verdiğimi hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Şansına küs. Yenisi başladı. Delicesine bir rüzgar esiyor yine. Kavruldum senin eline. Savruldum, beni kurtar. Delicesine ama sana alışmıştım canavar. Aslında sözümü çiğnemek hiç uyum değildir ama gitmek zorundayım. İnşallah bir gün beni anlarsın. Thank you.
Hayret. Burası hep bana daha karanlık gelmişti. Ne yani? Bundan sonra ben yokmuşum gibi mi davranacaksın? Hayır. Ben yokum. Artık yüzünü bile görmeyeceğim. Da Deva'nın atlayabileceği yükseklikte. Gülcemal'in adamları kapıda beklerken Deva camdan atlayacak ve yolda onu bekleyen araca binip uzaklaşacak. Oradan da ver elini İstanbul. Suçunuzu biliyorsunuz değil mi? Abi biz vallahi çantaya asılacağını bilemedik. Yok yok. Ondan önce başka bir suçunuz daha var. Hırsızlık yaptınız. Açlık abi. Bak ben aç da kaldım. Soğuktan it gibi titrediğim oldu. Başıma gelmeyen kalmadı. Ama hiçbir zaman hırsızlık yapmadım biliyor musun? Abi çantanın içindekileri dokunmadık. Affet lütfen. Affetmem. Ulan sizin yüzünüzden kardeşim ölüyordu be. Ben düşündüm sizin hesabınızı kestim oğlum. Kısas yapacağız. Piranaları bilir misiniz? Hı? Hani şu kan kokusuna dayanamazlar. He? Ben bu gölü niye piranayla doldurdum biliyor musunuz? Sizin için. Bir insanın iskelete dönmesi 5 dakika. Bu da kesin bilgi. Sokun şunların kolunu suya. Abi dur lütfen gözünü seveyim abi. Abi vallahi Gülenden abla istedi bunu lütfen abi. Bize kendi paran vardı çantasını çaldım diye abi. Biz bir şey abi, yapmadık. Abi güven vallahi bize doğruyu söylüyoruz abi. Yalan değil abi. Abi, abi vallahi doğruları söylüyoruz abi. Lütfen abi yalan söylemiyoruz abi. Lütfen atmayın bizi piran abi, alın oraya. Abi Allah çarpın biz lütfen, bir şey yapmadık ya. Oğlum Amazon mu lan burası? Pirana ne arar lan burada? Bir de hırsızlık mırsızlık yok tamam mı? Çocukları aldığınız yere bırakın. Karınlarını da güzel bir doyurun ki hırsızlık akıllarından bile geçmesin. Dediğim saatte orada olacaksın. Kızı alıp sağ salim İstanbul'a götüreceksin. Mehmet Bey. Evet, buyurun lütfen. Armağan Bey, Deva Hanım yanımda. Bilginiz olsun. Hadi be çalışma abicim, be çalışma. Ne demek Deva yok? Nasıl kaçar oğlum? Bu kız ikide bir nasıl kaçıyor ya? Oğlum Gülcemal bizi bitirecek biliyorsun değil mi? (Gülüyor)
acı çekmek, kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insana sırrını kimselere anlatmadan ölmeyi arzulatan bir şeydi. Ne oldu? Araba arıza yapmış sanırım. Ben bir bakayım. Siz bekleyin. Hayırdır? Bir sorun mu var? Kes lan! Sesini. Kes! Şimdi sen beni bu cehenneme buradan Deva ile birlikte çıkacaksın diye soktun. Deva kaçmış gitmiş. Ben tek başıma ne yiyeceğim burada? Deva hiçbir yere gitmeyecek. En geç yarın tıpış tıpış evine dönecek. Hem de kendi ayağıyla. Bir daha da o evden dışarı çıkmayı aklından bile geçirmeyecek. Ne yaptın sen ya? Şu sıralar adamlarım onu almış olmalı. Deva İstanbul'a varamayacak. Ona öyle şeyler yaşatacağım ki... o evden çıktığına bin pişman olacak. İşler karıştırıyorsun anne sen. Kimsin ya sen? Kimsin? Gel. Abicim. Beni çağırmışsın. Bir şey mi oldu? Kızım niye yapıyorsun böyle bir şey? Neyi? Sana saldıran çocukları kendin tutmuşsun parayla. Abi. Mecburdum. Mert kaçacaktı, gidiyordu. Nereye kaçacak? Nereye giderse bulacağım, bilmiyor musun onu? Biliyorum. Biliyorum. Ama o zaman senin isteğinle gelmiş olacaktı. Bense sevilmek istiyorum. Kalacaksa yanımda gerçekten kalsın istiyorum. Kendisi istediği için kalsın istiyorum. Bunu denedim. Yani hayatında şu küçücük de olsa bir şey ifade ediyor muyum? Yoksa annem gibi o da mı yok sayacaktı beni? Bunu görmek istedim. Bu yüzden oynadım bu kumarı, anlıyor musun?
Gülendam. Ama geldi işte bak. Benim için döndü. Sen istediğin için değil, kendi istediği için. Abiciğim. Ya sana bir şey olsaydı? Ya bebeğe bir şey olsaydı? Neyse ki olmadı. Tamam, ağlama artık, yeter. Bir daha sakın böyle bir şey yapma Gülendam. Mert'e söylemeyeceksin değil mi? Söylemeyeceğim. Ne söyleyeceğim ben ona? Bir daha böyle şeylere kalkışma. Tamam mı abicim, hadi. Sade ümitler. Sadece ümitler. Yapma be uzun kirpik. Yapma. Sen gir demeden girdim ama önemli bir mevzu var. Deva gitti. İndir diyorum beni, duymuyor musun? Nasıl öğrendiniz ya? İndirin beni, indir. Kıpırdayıp durma, kes sesini. Çek diyorum, şu arabaya ineceğim. Çek kenara. Kes sesini dedim sana. Çek şu arabayı. Ne? Ne sen? Gülcemal'in adamlarıyız. Değilsiniz. Gülcemal bana vurmanıza izin vermez. Kimsiniz siz? O kaçmadan önceydi. Bursa yolu değil burası. Nereye götürüyorsunuz beni? Bursa yolu değil burası. Amma kafa ütüledim be. Gülcemal ne dediyse onu yapıyoruz. Gülcemal'in adamı falan değilsiniz siz. Dokunma bana. Gülcemal'in adamlarıyız dedim sana. Kes sesini. Değilsiniz. Benim tanıdığım Gülcemal bana kızsa bile gelir beni kendi alır. Adam falan göndermez bana. Bak kes sesini. Bak kes sesini, kırmayayım bir tarafına. Bense sevilmek istiyorum. Kalacaksa yanımda gerçekten kalsın istiyorum. Kendisi istediği için kalsın istiyorum. Yani hayatında şu küçücük de olsa bir şey ifade ediyor muyum? Yoksa annem gibi o da mı yok sayacaktı benim? Gerçekten hiçbir şey yapmayacak mısın? İstiyorsan kızı buldurabilirim. Bulsan da bir faydası olmaz. Gitmeyi kafasına koymuş bir kadını durduramazsın. Bunu ta çocukken öğrendim. Nereye götürüyorsunuz beni? Gidince görürsün. Ya kimsiniz siz ya? Bir şey söylesenize. Bak çok konuşup tadımızı kaçırma bizim. Tamam mı? Tuvalete girmem lazım. O numara eskidendi. Götürelim oraya, kaçtı mı? Tuvalete girmem lazım diyorum. Anlamıyor musun? Tuvalete girmem. Olmaz! Cemal Bey'e haber verin. Armağan pehlivan geldi. Tuvalete girmem lazım. Ne yapayım? Buraya mı yapayım? Ya abi, gir şöyle.
Gir gir, tamam gir. Gir. Sakın bir aptallık yapayım deme. Anladın mı? Yürü. Güvenmiştim ona. Oyalanma da, gir hemen. Ya normalde acil durum telefonu. Ama bire kendimi kaydettim. Yalnızca beni arayabilirsin. Ben de seni. İnternette yok. Acil bir durum olursa beni aramak istersen bire basman yeterli. Çık artık hadi. Hadi dışarı. Alo. Kim var yanında senin? Alo. Sesin çıkmadığı için mi aradın beni? Alo. Yardıma ihtiyacın olduğu için aradın beni, öyle mi? Zor durumdasın yani. Sakın korkma. Sakın korkma, geliyorum çünkü. Ağlama. Ne oldu? Ne dedi? Ne diyor? Ne oluyor? Deva tehlikede. Konumunu bulmam lazım. Hadi, hadi. Hadi. Hadi aç şunu. Seninle konuşmamız lazım. Şimdi olmaz Armağan. Gülcemal abi. Deva'nın başı dertte. Yardımın lazım. Sen ne biliyorsun? Anlat. Deva gidiyordu. Annemin adamları yolda Deva'yı almış. Onu konuşurken duydum. Ona öyle şeyler yaşatacağım ki dedi. Oğlum ne diyorsun? Ne yaşatacakmış? Bilmiyorum. Ama onu pişman edeceğim dedi. Yardımın lazım. Onu ancak sen bulabilirsin. Çabuk, çabuk. Bak çık, yoksa kırarım kapıyı. Çık artık hadi. Bak ya kapıyı açarsın ya da kırarım. Tamam, çıkıyorum. Yapma. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Sakin ol.
Hadi ver. Ver o silahı bana. Yapma. Ver o silahı bana. Elinden bir kaza çıkacak. Hadi. Uzak dur. Tamam. 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 Sakin ol. Sakin ol. Yapma bak. Bak zaten kullanmayı da bilmiyorsun. Elinden bir kaza çıkacak. Yapma. Yalvarırım yapma. Silah senin elinde. O sana itaat edecek. Şimdi gözüne hizala. Parmağını yavaşça tetiğe götür. Tetiğin gerginliğini al. Şimdi seni üzenleri düşün. Kalbini kıranları. Onlar tam karşında. Hizala. Ve tetiğe bas. Sağ elinle ateş ediyorsan sol elinle alttan destek yapacaksın. Sol elin geri tepmesini önleyecek. Tek elle ateş etmeyeceksin. Silahı göz hizasına kaldıracaksın. Hedefe odaklanacaksın. Hedefi tam gözünün önünde göreceksin. Yapma. Yapma bak. Bak öldürme beni ne olursun. Tamam. Tamam anlaşabiliriz. Yapma. Armağan Bey, aracı içeri aldık geliyor. Orada ne olursa olsun bu gölün kenarında birlikte oturalım, tamam mı? Abi kardeş gibi. Anlaştık Gülcem abi. Bana kısaca abi de olur mu? Bu adam aynı babam. Bak kardeş. Ben sizin kardeşiniz değilim. Öyle mi? Kardeş. Şimdilik sadece en büyük düşmanımız olduğunu bil yeter. Anneciğim bu kadar eminsen madem, bu adamı tanıyor olmalısın. Gülcem Ali. Çok eskiden. Buradan çekip gitmişti geri dönmüş. Annem ondan nefret ediyor. Onunla görüşmemi istemiyor. Çünkü Gülcem abi... benim abi. O babamın oğlu. Anne. Çek ulan çek. Bir saat uzağımız eder. Nereye götürüyorlar lan bu kızı? Tarif et şunu bana. Eyvallah. Koparıyordu bacağımı. Başımıza bela oldu bu kız. Allah kahretsin. Beş adam gibi beceremedik. Elimize yüzümüze bulaştırdık hep. Tamam. Tamam sakin ol. Şöyle yapacağız. Sefer Hanım'ın bizi gönderdiği yere gitmeyeceğiz. İleriki çıkıştan çık. Benim dayımın orada izbe bir yeri var. Oraya gideceğiz. Tamam mı? Orada bir düşünelim bakayım ne yapacağız. O zaman karar verelim. Tamam mı? Bas oğlum bas. Ne bu? Hangimiz daha çok susacağız challenge'ıma? Beni o eve gitmeye sen mecbur bıraktın. En başından beri bana yalan söylüyorsun.
Deva'yı o evde sen bıraktın. Bilerek, isteyerek. Ne saçmalıyorsun sen? Duydum seni, duydum. Deva'ya öyle şeyler yapacağım ki karşılığında bin pişman olacak dedim. Onun için mi Gülcemal'e gittin? Nedense ona daha çok güveniyorum anne. En azından bana yalan söylemiyor. Armağan. Yeterince kırıldık. Bence susalım artık. Aysun, izin vermeyeceğim. Kaçamayacaksın. Deva'ya her ne yaptırıyorsun eğer duracaksın. Deva'yı Bursa'ya geri getir. Hemen. Bu işe daha fazla karışma. Nereye gidiyoruz? Otobandan çıktılar. Ne durumdayız? Bence yakınlarındayız patron. Sinyal yakından geliyor. Patron sinyal kesildi. Allah kahretsin! Ne oluyor? Şaka mı bu? Ne yaptın? Özel uçuş mu ayarladın? Şaka değil Arma. Birazdan uçağın kalkıyor. Check-in yapıldı. Valizin verildi. Londra'ya gidiyorsun. Beni böyle gönderemezsin. Senin iyiliğin için. Ne senin? Bana verilecek cevapların var. Ne olacak? Deva ne olacak? Deva'ya hiçbir şey olmayacak. Ona zarar gelmesine izin vermem biliyorsun. Bilmiyorum. Ben seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum artık. Ben tanımıyorum seni. Sen kimsin ya? Sen benim annem misin sen? Ne oluyor? Emrullah bırak. Emrullah bırak. Armağan. Biraz uzaklaş. Sakinleşince konuşuruz. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun Emrullah? Mafya mısınız abi siz ya? Ne yapıyorsun? Adam mı kaçırıyorsun? Emrullah ne yaptığının farkında mısın sen şu an? Armağan Bey, buyurun. Abi olmayacak böyle. Benim hastaneye gitmem lazım. Oğlum deli misin sen? Hastaneye gittiğinde Zafer Hanım'ın haberi olur. Eceline mi susadın sen? Hepimizin kafasına sıkar. Abi bak çok kötüyüm diyorum sana. Çık var ya. Kopardı bacağımı, öldürüyordu beni. Kahretsin ya. Kız resmen elimizde patladı. Bak bakayım şuna iyi mi? Oğlum konuşsana, yaşıyor mu? Abi, kız nefes almıyor. Ölmüş. Ne demek ölmüş?
Abi ölmüş işte. Zafer Hanım bunu duyarsa hepimizin kafasına sıkar. Ne yapacağız şimdi biz? Efendim? Peki efendim. Tamam efendim. Kim aradı? Kim aradı? Konuşsana oğlum. Zafer Hanım kıza zarar vermeden kaçmasına izin verin demiş. Bırakıp gitsin demiş. Şimdi ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız? Konuşsana. Biz bu işin içinden çıkamayız. Kızın haline bak. Belki de öldü kız. Ha? Konuşsana abi, ne yapacağız şimdi? Kaçtı diyelim. İzin verdik sizlere bir alınca. Bir daha da görmedik deriz. Bırakıp çıkalım. Saçmalama abi, Allah aşkına saçmalama ya. İlla ki bulurlar kızı burada. Ne yapacağız sen onu söyle. Gömeceğiz abi. Nasıl gömeceğiz? Gömeceğiz. Bayağı gömeceğiz. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yer zaten. Kim bulacak ki onu? Kız kaçtı. Biz de ondan sonrasını görmedik. Ne yapacağız oğlum? Ya ölmediyse? Patron, sinyalin kesildiği yer burası. Ne yaptılar lan kıza? Nereye götürdüler? Çıldıracağım vallahi Vefa. Sinyal de alamıyoruz. Nasıl bulacağız abi bu kızı biz? Git şuradan bir kazma kürek falan bul. Ne yapacağız? Gömecek miyiz harbiden bunu? Ya ölmediyse? Gömeceğiz tabii. Yapacak bir şey yok. Ölmediyse de ölecek. Başımıza bela olacak bu. Hanımefendi, iyi misiniz? Bir kere daha oğlumdan ayrıldım. Onun yüzünden. O yılan yüzünden. Burnundan fitil fitil getireceğim. Affet beni oğlum. Gidelim. O kadar kolay değil anne. Dağbaşı abi burası. Kuş uçmaz kervan geçmez. Nasıl bulacağız? Thank you.
İşte burası. Tam saklanmak için bir yer. Hiç mi Allah'ınız kitabınız yok lan sizin? Başka kimse var mı lan? Ha? Kimse yok. Kimse yok dedim. Abi yaşıyor mu? Ne yaptınız lan siz? Yat lan! Yapma bunu.